Sevgili seyirciler, 10 gözlü köprüsüyle, Kırklar Dağı'nın düzüyle, şahane enfes lezzetleriyle, sıcacık insanlarıyla hazır mıyız gezmeye? Peygamberler şehri Diyarbakır'dayız, Diyarbakır'da. Gidiyoruz gündüz gece. Abdülkadir Hocam, Diyarbakır'ın surları. Bu surların hikayesi ne hocam? Eyvallah. 6000 senelik geçmişi olan tarihi Diyarbakır surlarının önündeyiz. 5 kilometre uzunluğunda, 10-12 metre yüksekliğinde, 3-3,5 metre eninde ve 82 burcu olan dünyanın en büyük kalesinin önündeyiz. Maşallah. Dünyanın gerçekten en büyük kalesi. Eyvallah. 2015 senesinde UNESCO'nun Dünya Kültür Miras Listesi'ne aşağıdaki Hefsel Bahçeleri ile beraber giren dünyanın en büyük kalesinin önündeyiz. Maşallah. Hefsel ne demekti hocam? Orijinali Esvel, Arapça Esvel. Altta aşağıda demek. Zamanla bu kelime dejenere olup Hefsel adını aldı. Hefsel adını aldı. Hocam, bu surlar hakkında neler neler denmiş? Eyvallah. 10 asır önce takriben Diyarbakır'a gelen ünlü seyyah Nasır Hüsrev, Diyarbakır surları ile alakalı intibalarını şöyle ifade etti. Ben diyor Nasır Hüsrev, Arap, Acem ve Türk coğrafyasını gezdim. Ve Hint coğrafyasını aynı zamanda. Dünyanın hiçbir yerinde Diyarbakır gibi etrafının tamamı surlarla çevrili ikinci bir şehir görmedim. Aynı zamanda böyle bir muhkem şehir gördüm diyeni de görmedim. Vay, diyecek vay. Kadar Diyarbakır surlarına olan hayranlığını ifade ve ishar etmiştir. Maşallah. Ben... Eyvallah. Vallahi billahi hayran kaldım. Bu surlar orijinal mi peki hocam? Elbette surlar orijinal. Dediğim gibi 6000 senelik geçmişi olan surlar Diyarbakır'da hüküm sürmüş. 30 küsur medeniyetin tamamından hemen hemen Diyarbakır surlarında izler, emareler, eserler görebilirsiniz. Öyle muazzam motifler, taş işçiliğinin şahikasında eserler, muhteşem celî sülüs yazılar görürsünüz. Yani eşi, benzeri ve muadili olmayan dünyanın en büyük kalesidir Diyarbakır surları. Yani peygamberler şehri sahabe toprakları. Eyvallah. Değil mi? Eyvallah. Peki arkamızda yatan mübarek? Evet. Diyarbakır 639 yılında Hazreti Peygamber'in vefatından sadece 7 yıl sonra. Hazreti Ömer'in hilafeti döneminde İyaz bin Ganem ve Halid bin Velid'in komutasındaki bini sahabi 8000 kişilik bir ordu marifetiyle fethedilmiş, İslam'la şereflenmiştir. O fetih esnasında çıkan küçük çaplı bir çatışmanın sonucunda sahabe-i kiram efendilerimizden 27'si şehadet şerbetini içmiş ve hemen arkanızda bulunan muazzam caminin haziresine defnedilmiştir. Buraya? Eyvallah. Aa. Şu anda 27 şehit sahabenin de yanı başındayız. Çok özel ve müstesna bir noktadayız. Nereye adımını atsan ya sahabe ya peygamber. Eyvallah. Kurban oldum. Şimdi Diyarbakır peygamberler, sahabeler, ilim, irfan, rahmet ve merhamet şehridir. Bunun çok iyi bilinmesi lazım. Öyle kıymetli topraklar. Eyvallah. Öyle güzel yerler. İnşallah yolunuz düşer. Ama hocam burada, biz de buradayız. Düşerse gelirsiniz. Biciğer yeriz, çiğ köfte yeriz. Diyarbakır'da Cami-i Kebir Mahallesi'nde Telgrafhane Sokak'tayız. Nereye gidiyoruz? Diyarbakır Kültür Evi'ne gidiyoruz. O güzel türküler nasıl söyleniyor beraber göreceğiz. Selamünaleyküm. Kolay gelsin abim. Aleykümselam. Nasılsın abim? İyisin. Merhaba, merhaba, merhaba. Merhaba abi, merhaba. Sevgili seyirciler, Diyarbakır'a geldiniz. Bizim buranın çok güzel türküleri var. Siz prova yapıyordunuz herhalde, başlıyorsunuz. O zaman dinleyelim, hadi başlayalım. Kör olasan, suzan, suzi, suzan.
Şöyle Diyarbakır'a geldiğimi daha da iyi anladım valla. Ne güzel türkülerimiz var. Elinize kolunuza ağzınıza sağlık. Sağ olun. Abim isminiz neydi? Kenan Aksu. Kenan abi. Kenan abi bu ne? Biz neye basıyoruz Kenan abi? Anam. İçine düşmeyesin. Kuyudur bu. Anam kuyu mu? Allah'ım ağzı kuyuya düşmeyelim şimdi anam. Bunlar bütün Diyarbakır evlerinde muhakkak kuyu vardır. Var mıdır ev çoğunda? Bütün evlerde var. Eski evlerde ama. Ha. Tabii buradan tulumadan su çekilir. Evin avlusu yıkanılır. Aha. Hepsinden böyle alttan bir geçiş var. Evden eve geçiyor sular. Ne güzel. Abi şimdi burası bir kültür evi mi? Evet. Değil mi? Yine eski Diyarbakır evlerinden. Evet. Bu ev de öyle. Eski Diyarbakır tabii, evlerinden. 300 senelik bir ev. Öyle mi? Tabii. 300 senelik. 300 sene tabii. Vay. Bu taşlar ne taşıydı? Bunlar bazalt taşı. Karacadağ. Bazalt taşı. Karacadağ'dan geliyor. Tabii oranın. Bu Karacadağ'dan bu hani pirinci meşhur olan yer değil evet, mi? Evet aynen. Aynen. Taşı da mı meşhur oranın? İşte bu taşlar Karacadağ taşıdır. Ha. Burada dişi ve erkek taşlar vardır. Dişi taşlar şöyle gördüğünüz gözeneklidir. İşte yıkadığın zaman su içine girer ve klima vazifesi görür yazın. Ya taşın dişisi erkeğe mi olur emmi? Allah'ını işte, seversen. İşte dişi deliklidir. Bu dişi mi? Evet dişi de evet. Bunlar mı erkek? Erkekler düzdür evet. Ha. Evet. Dişiyi genelde bahçelere seriyorlar herhalde. Avlu diyoruz avlu bahçe ya. Değil. Burada ha? Avlu diyoruz. Bu Diyarbakır'ın avlusudur. Hı. Evin avlusu burası. Bizim 3 senedir bu Diyarbakır Kültür Turizm ve Musiki Derneği olarak burada bir kültür evimiz açıldı, açtık. Burada Diyarbakır musikisini her gün icra ediyoruz. Şimdi Diyarbakır türküleri deyince de akla kim geliyor? Celal Güzelsiz. Celal Güzelsiz. Evet. Ne güzel türküleri var değil 55 mi? Senedir repertuarda TRT'nin Diyarbakır türküleri Celal Güzelsiz ve arkadaşları tarafından derlendi ve bugüne kadar hala yaşıyor ve hala güncelliğini koruyor. Aynen öyle. Evet biz de onun türkülerini burada icra ediyoruz. Diyarbakır türkülerini. Celal Güzel Sesi. Bir tane daha dinleyelim o zaman? Olur. Tamam olur. Dinleyelim. Ne dinleyeceğiz abim? Odasına vardım kahve pişirir. Odasına vardım kahve pişirir. Tamam. Oh,
sağlık. Teşekkür ediyoruz. Ama şimdi Diyarbakır'ın halk oyunları da çok meşhur değil tabii, mi? Tabii, yani sadece türküleri değil. Tabii derneğimizde hem koromuz var hem de halk oyunları ekibimiz var. Abdurrezzak hocamız burada. Hocam! Canım hocam! İşte Diyarbakır halk oyunları deyince hocam aklıma geliyor. Hocam neler var Diyarbakır halk oyunlarında? Hangi oyunlar var mesela? Vallahi Diyarbakır halk oyunlarında bayağı bir oyunlar var. Yani sayısı fazla olan çok oyunlar var. Çok mu? O kadar var. Çok tabii mu ki, ya? Tabii ki il merkezinde oynanıyor, ilçelerde oynanıyor. Hani öyle 2-3 tane oyun değil yani. Hayır efendim, her yerde kendine özgü, kendi kültürü içerisinde oynanan bayağı çok sayısal oyunlarımız var. Hocam peki oynayacak mıyız bugün? Tabii böyle bir havşı bulmuşken oynarız. Ne havşı mı? Tabii havşta oynanır bizim oyunlar. Havş ne hocam? Havş tabii gördüğünüz havş. Hocam ben İstanbul'a geldim, bana havş deme. Tabii Diyarbakır'a geldiniz artık. Hadi bak artık burası havuç. Burası havuç. Yani bahçe mi oluyor? Avlu mu? Avlu, avlu. Havuçtayız. Burası havuç, burası hayvan. Burası hayvan, diğeri tarafı da hayvan. Evet. Yukarıda mı hayvan? Tabii. Üst katlarda. Evet. Ha. Burada mı hayvan hocam? Tabii burası da. Burası yukarı çıkıyor, odaya çıkıyor. Ha. Evet, büyük odalar. Diyarbakır'ın bütün evlerinde bir tane büyük oda bulunur. Orası da oradır. Yani orası oda. Kimin odası oluyor? Evin büyüğünün odası oluyor. Tabii belime gecelerin yapıldığı yerler oluyor. Ha. Peki bu hayvanlarda ne oluyor? Burada bunlar da yazın oturuyor burada. Sohbetler ediliyor, yemekler yiyor, misafir. Buralar yazlık o. Değil mi tabii, hocam? Tabii. Yukarısı kışlık. Şimdi güneş ışınlarının yansımasına göre Diyarbakır'da odalar yapıyor. Ah. Ona göre yerleşiyor. Tabii burası Diyarbakır baba. He baba doğru. Doğru dedim vallahi. Hocam bize oyun göstereceksin, öğreteceksin herhalde. Tamam gençlerimiz var, oynarlar. Ben de onlardan biraz sallanırım. Ben de sallanacağım. Tamam siz de sallanın. Müsaade var mı hocam? Estağfurullah. Tamam buyurun. Hocam. Hocam buyurun. Zaten o zaman başlayalım. Halk oyunları halkındır, halk oynar. He biz de halkız. Tamam. Tamam buyurun hocam. Sevgili seyirciler işte bizim Diyarbakır'ın has yiğitleri. Abilerim şimdi bize Diyarbakır yöresinden oyun oynayacak. Hangi oyun? Halay. Halay. Evet. Neydi, govent mi? Evet. Govent. Govent oynayacaklar. Halay. Buyurun.
Maşallah, maşallah. Çok güzel oldu. Çok teşekkür ediyoruz. Govent oynadık. Daha ne oyunlar var, ne oyunlar var? Bayağı oyunlar var ama ben de iyi oldum yani. Vallahi ben de iyi oldum. Halledildim ya. Vallahi ben de. 68 yaşında ben bunlar gibi genç değilim. Maşallah hocam. Tabii. Yaş 68 mi? Tabii evet. Maşallah. 66 be. Hadi canım. Anam benim yaş grubuna bak. Diyarbakır'da İçkale'deyiz. Yani asırlardır Diyarbakır ve çevresinin yönetildiği, idare edildiği yerdeyiz. Doğru mu söyledim Abdülkadir abi? Çok güzel buyurdunuz. Değil mi? Asırlarca Diyarbakır ve çevresi bu bulunduğumuz noktadan yönetildi. Tıpkı Osmanlı'nın Topkapı Sarayı'ndan yönetilmesi gibi. Ha. Peki bu binalar şimdi ne yapıyor bu binalar? Neler var hepsinin burada? Hepsinin ayrı ayrı fonksiyonları var. Tarihin değişik zamanlarında yapıldı. Ama ben oraya geçmeden size bir şey soracağım. Tamam. Siz bu görüntünün ne olduğunu biliyor musunuz? Bu görüntü yok. İlk defa görüyorum ben bunu. 8 asır önce Diyarbakır'ı Artukluların idare ettiği bir dönemde Artuklu hükümdarı Melik Nasiruddin Mahmud'un hükümdarlığı zamanında hükümdarın sarayda himaye ettiği bir İslam alimi vardı. Bir mühendis vardı. Bediüzzaman Ebu'l-İz İsmail bin Errezaz el-Cezeri. Bu büyük İslam alimi, bu büyük mühendis 8 asır önce hükümdarın da telkiniyle dünyanın ilk robotunu burada nasıl yani? İcat et. Robot mu? Eyvallah. Onu Japonlar yaptı abi, ne alakası var? Evet. 8 asır önce dünyanın hiçbir yerinde robot nedir, mekanik nedir, sibernetik nedir bilinmezken ilk defa robot, mekanik ve sibernetik biliminin temelini Ebu'l-İz el-Cezeri işte bu noktada attı. 8 asır önce. Eyvallah. İşte onun icat ettiği mekanik aletlerden bir tanesi. Allah Allah. Ne peki, ne oluyor burada? Evet. Ne yapıyor? Şimdi suyun litresini hesap eden mekanizmalardan tutun da suyu püskürten mekanizmalara varıncaya kadar otomatik abdest alma makinesinden tutun da o dönemin cerrahisinde kullanılan alet edevata varıncaya kadar Allah Allah. Birbirinden muhteşem icatlar yapmış ve bunu Kitap fi ma'rifetil hiyelil hendesiyye el cami' beynel ilmi ve amelin nafi' fi şina'etil hiyel isimli eserinde böylece karakterize etmiş. Vay maşallah. Buradan yönetiliyormuş ya Diyarbakır ve çevresi. O zamanlar neymiş mesela? Şurası neymiş? Burası neymiş? Ya işte binanın bir tanesi saray olarak kullanılıyor. Bir tanesi adliye binası olarak kullanılıyor. Bir tanesi işte o dönemin devlet hiyerarşisi içerisinde lazım gelen bir iş de kullanılıyor. Ama tamamı demin ifade ettim. İstanbul Topkapı Sarayı gibi bir fonksiyon icra etmiştir. Ha. Yani bu bölge tamamen buradan yönetilmiştir. Anladım. Peki şu anda arka bina ne şu anda? Şu anda il valimizin makamı olarak kullanılıyor. Şahane. Sizin arkanızda duran bina da şu anda müze olarak kullanılıyor. İçinde birbirinden kıymetli, paha biçilmez eserleri ihtiva ediyor. Yine şahane bir restore var aslında orada, değil mi? Son 10 sene içerisinde bu bulunduğumuz bölgede adeta bir evrim geçirdi. Evet. Evet. Burası çok atıl, çok virane, ürkütücü bir durumdaydı. Allah devlete zeval vermesin. Amin. Yine muhteşem bir yatırımla muazzam bir tamirat, tadilat ve restorasyon sürecine tabi tuttular ve burayı şu andaki görkemli haline getirdiler. Allah taş üstünün taş koyandan razı olsun. Amin. İnşallah. Amin. Peki bu tarafa gideceğiz. Burada neler var? Evet. Şöyle bakalım. Hocam şimdi neredeyiz? Evet, şimdi Diyarbakır'ın fethi esnasında şehit olan 27 sahabenin metfun olduğu, defnedildiği Hazreti Süleyman Camii'ndeyiz. Diyarbakır 639 yılında Halid bin Velid ve İyaz bin Ganem'in komutasındaki 1000 sahabi 8000 kişilik bir ordu marifetiyle fethedildi. O fethi esnasında çıkan küçük çaplı bir çatışmanın sonucunda Hazreti Peygamber'in göz bebeği 27 sahabe Efendimiz şehit düştüler ve şu anda bulunduğumuz bu noktaya defnedildiler. Ve şu anda bu caminin haziresinde yatıyorlar. Yani burada bilindik sahabelerden var mı peki? En meşhurunu söyleyeyim. Halid bin Velid radıyallahu anh'ın oğlu Süleyman radıyallahu anh. Ha, muhteşem komutan değil mi o? Eyvallah. Muhteşem komutan. Onun oğlu onun Süleyman oğlu. Radıyallahu anh o sahabe-i kiram efendilerimiz içinde en meşhur olanıdır. Ha. Rabbim şefaatlerine nail eylesin. Amin. İnşallah. Amin. Orası zannederim onların kabri şu anda. Görünen kabirler onların değil. Onlar biraz daha iç taraftaki hazirede yatıyorlar. Ha, evet. İç taraf var yani. Eyvallah. Ama gelip herkes burada dua edebiliyor. Her gün binlerce insan gelip burada Fatiha okur ve bu insanların kabirlerini ziyaret ederler. Ne güzel maşallah. Eyvallah. Teşekkür ederim hocam. Rica ederim. Buyurun. Eyvallah. Sevgili
Sevgili seyirciler. Hazreti Süleyman Camii'ne geldiğinizde muhteşem bir şey var. Onu mutlaka deneyin. Hemen ön tarafta 24 saat akan bir çeşme var. Abdesthane, abdestin alındığı yer. Ama burada daha muhteşem bir şey var. Böyle kafanızı getiriyorsunuz buraya. Onu mutlaka deneyin geldiğinizde. Şöyle mesela hafif bak. Şarıl şarıl su sesleri geliyor burada. Kafanızı sadece bu duvara yaslıyorsunuz. Burada su yok. Herhangi bir şey yok. Abdest alınan yer, yani o şarıl şarıl 24 saat çeşmenin aktığı yer ta karşıda, uzakta yani. Ama bu su nereden geliyor? Vallahi bilmiyorum nereden geliyor. Bak, kafanızı getiriyorsunuz. Sanki böyle kafanızdan aşağı bir şelale akıyor. Çekiyorsunuz. Normal hayat devam ediyor. Gelin bunu da bir deneyin inşallah. Yani enteresan bir şey. Benim çok ilgimi çekti. Benim değil aslında. Burada herkesin ilgisini çekiyor. Her gelen bunu deniyor. Siz de gelmişken iki rekat namazınızı kıldıktan sonra, sahabelere duanızı ettikten sonra bunu da deneyin. Güzel oluyor. Zevkli oluyor. Has Diyarbakırlı, öz Diyarbakırlı Abdülrezzak hocamla beraber şahane bir yerdeyiz. Dedi ki gel de manzara gör kardeş dedi. Evet. He, neredeyiz hocam? Burası Dicle'de. Şu gördüğünüz köprü Ongözlü Köprü. Ongözlü Köprü. Evet, Ongözlü Köprü. Bu köprünün başlangıcından itibaren şehrin girişinde Karaçalı köyüne giden, bizim Dicle Üniversitesi'ne giden yeni köprü var. Hı. Bu iki köprü arasında yazın hülleler yapılırdı. Hülle mi? Hülle. Hülle ne kamıştan hocam? Kamıştan yapıyordular. Kamıştan evler yapıyorlar. Ha. Yazı orada geçiriyorlar. Bostan kuruyorlar. Karpuz ekiyorlar. Kavun ekiyorlar. Kıtı ekiyorlar. Ha. Sebze ekiyorlar. Kıtı ne hocam? Kıtı salatalığın biraz daha uzunluğu. Acur. Acur'un uzunluğu. Pürçüklü. Acur Mardin'de. Pürçüklü. Yuvarlaktı. Pürçüklü havuçtur. Hocam kıtı ne? Kurban olayım. Kıtı. 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 Hıyargillerdendir, salatalıklardandır tamam. Ama uzundur. Ha, acur değil, salatalık acur, tabii, değil. Acur Mardin'indir, yuvarlaktır. Ha. Salatalık, salata yemişinde kullanılan malzemelerin hepsi salatalık. Ya biz hıyar. Domatesi de doğruyorsun salataya, doğru, onlar salatalık. Doğru. Hocam aslında salatalık değil, bunun adı hıyar değil mi? Hıyar, tabii, doğrusu tabii, o. Hıyar. Bizim çok önemli köprümüz var burada, Ongözlü Köprü evet. Diyoruz buna. Ama bu köprü kapanmış. Kapandı çünkü tarihi bir köprü. Araba geçmiyor oradan. Geçirmiyorlar. Özellikle geçirmemek için mücadele verdiler. En iyisini yaptılar. Aha. Çünkü tarihi bir köprüdü. Ha, zarar çok gördüm. Değerli bir köprüdü. Zarar görmesin diye. Aha. Yani zarar görürse, yıkılırsa, herhangi bir tahribata uğrarsa ha, doğru. Bir daha yeniden yapılması güç olur diye tabii, tabii. Koruma altına alındı. Tarihi değerleri koruma altına almamız gerek. 10 gözlü. Dolayı. Hocam bu 10 gözlü bir 10 tane kemeri olduğu için ondan mı? Ondan dolayı evet. Diyorlar. Peki siz eskiden gelir miydiniz buraya? Piknik alanı mı burası? Tabii biz burası çıkar yeri. Nasıl çıkar yeri? Çıkarı yani piknik. Çıkarı piknik demek evet. Mi? Evet. Şimdi Diyarbakır'ın belli günlerinde kadınların hamam günleri olduğu gibi hanımların, erkeklerin de ayrıca çıkarı günleri olurdu. Her semt ayrı ayrı yerlere giderdi. Göksü Güzel var, ondan sonra Sarı Kız var, Sırıncak Daş var. Hı. Gazi Köşkü var. Ha, Gazi Köşkü. Kırklar Dağı var. Kırklar Dağı neresi hocam? Kırklar Dağı hemen arkamızda bulunuyor. Hemen şurası. Evet, şu arkadaki. Hani o türküde tarafa. Geçiyor ya, o mu? Kırklar Dağı'nın düzü. Kırklar Dağı'nın düzü ziyaret çarptı bizi. Kör olasın Suzan Suzi, Suzan Suzi, Suzan Suzi, sular apardı bizi. Vay vay vay. Abi, bu Diyarbakır türküsü müydü? Suya düşünce su aparacak. Aparmak su, yani. Su durmaz ki. Ha. Götürdü bizi yani. Eyvah. Götürdü bizi. Burada Dicle götürdü. Zamanında böyle değilmiş tabii bu. Şimdi mesela çok yani, değil. Yani o zaman suyu daha çok fazlaydı. Ha. Çünkü şimdi geri tarafta kesmişe barajlar da oluşturdular ya. Aha. Su birikintileri olunca su azaldı. Ha. Su onların kapağı, barajların kapağı açıldı mı su oldukça fazladır. Ve Diyarbakır'ın ulaşımı Dicle Nehri üzerinden yapılıyordu. Keleklerle yapılıyordu. Nasıl? Kelekler mi? Kelek. Tuluklar var. Tulukları şişiriyorlar. Hocam tuluk ne? Tuluk hayvan derisi. Koyun tamam. Keçi derisi. Ha o tuluk. Tabii o tamam. Derileri şişirirler. Birden fazla 15-20 tane bir araya getirirler, bağlarlar. Üzerine de direkleri bırakırlar. Aa tekne gibi. Tekne gibi evet. Üzerine otururlar, kelek olur bu. Aa kelek. Köylerden, ilçelerden malzeme getirip ta Dicle Fırat'ın döküldüğü yere kadar götürürler. Yani illa karayolu değilmiş yani. Buradan bu Dicle üzerinden aynen, aynen. Hem zaten ticaret de yapılıyor. Karayolunda pek araba vasayet yoktu yani. Ha, araba da yok dediğin araba gibi. Araba da yok, kamyon da yok. Yani. Genellikle Dicle'nin hani üzerinden işte böyle keleklerle eşyaları götürüp getirirler, ulaşım yapardılar. Güvent nasıldı hocam? Şöyle nasıl yapıyordun? Güvent iki basamaklı. Oyunların tümü iki basamaklı. İlk basamak? Biri dik. Ha dik. Biri dik oynanır, birinde de ayak vurulur. Ayak vuralım, ayak. Vurulur. Hocam ayak vuralım. Şimdi ayak vurunca tamam. Ne yapar? Ne yapar? Hani derler ki, derler ki herkes sakız çiğner.
Ama Arap kızı başka çiğ. Başka çiğ. Yakışır. Şimdi bu ayak vuruşları da kişinin marifetine göre değişir. Ben senden olmaz. Tamam hocam. Sağ, benden olmaz yani. Tamam, benden olmaz. Olur. Çok güzel de olur da senden senin gibi olur, benden de benimki gibi olur. Ha. Bana benimki benim maharetimle olur, senin de senin maharetinle olur. Hocam iyi bir şey mi dedim, ben anlamadım. Kişi ki oyunu oynarken maharetini ortaya koymak için. Tamam, koyacağız. Kendini beğendirmek için oynar. Ha, o biraz şey olacak. Tamam, ben beğendirim ya. Ben yapabilirim. Öyle yapmıyorum. Tamam, yapabilirim ben. Hadi biz. Şimdi ne yapıyoruz hocam? Şimdi eğiliyoruz hemen. Eğildik. Sağ ayağın ve sol ayağının hareketleri tamam. Var. Sağda bir üçleme yapıyoruz. Tamam. 1, 2, 3 çekiyoruz, çevirip solu vurup çekiyoruz. Ha, tamam. Aynı hareketin devamını yapıyoruz. Tamam. Habire yerimizde durarken. 1, 2, 3 çevir. Baba hocam bak bak. Oluyor mu hocam? Evet, evet, çok güzel. Benimkinden de güzel. Ya estağfurullah. Şımartmıyorum. Vallahi atlarım şuraya. Bak hava, beni böyle havalara sokuyorsunuz, gidiyorum nehre atlıyorum ondan sonra. Biraz daha uğraşsam benimkinden çok daha iyi olur. Yok, hadi bir daha. Bir daha hocam. Şimdi bunun değişik şekilleri var tabii. Çeviriyorsun. Aa hocam. Tabii ki. Ama sen hocam vurdu. Beni burada eziyorsun. Estağfurullah. Eziyorsun hocam, sen hep iyileri yapıyorsun. Yani dedim ya. Bana da öğret, bana da öğret. Yani bana da hocam, bana. Hangisini öğreteyim? O zaman ben sana öğretirsem benimkini aynısını yaparsın, sen de ben olursun. Ha, vay güzel. Tabii. Yani burada olursun, tavır hocam. Önemli. Tabii tavır önemli, algı önemli, yaşam biçimi önemli ve onu algılayıp uygulama önemli. Ha. Herkesin kendi bir tavrı var. Herkesin kendi bir böyle bir havası var. Becerisi vardır. Becerisi var. Evet. Herkes kendi tavrını, kendi güzelliğini ortaya koyuyor tabii, bu oyunlarda. Tabii. Hocam bir daha yapalım şimdi gözüm. Ben müziği yapacağım. Sen normal oyna. 3 hadi. 3'ten sonra ne geliyor? 4'tür herhalde. Şöyle o zaman. 3 4 dera hocam, benim tavırlara bak. Hocam benim kafaya baksana hocam. Hocam benim kafaya bak. Hocam benim tavırlara baksana, ben resmen hareketler benim yıkılıyor. Vay vay vay. Şahane oldu. Bir de bir şey merak ediyorum. Evet. Hocam Diyarbakır kaç kapı? Diyarbakır 4 kapı. 4 kapı. Surun dışında 4 kapı. Bir de sarayın içinde 3 kapı, 7 kapı. 4 artı 3. Surun dışı 4 kapı. Evet. Mardin kapı nerede? Mardin kapı geldiğimiz yer. Az ileride yukarıda. Yukarıda. Tabii. Ha. Onun orada. Biraz daha ilerisinde Urum kapısı. Urum kapısı. Evet. Yani Urfa kapı. Onu geçtikten sonra Dağ kapı. Harput Caddesi'ne giden Dağ kapı. Ha. Şu Mardin kapıdan gelip Keçi Burcu istikametinden getirdikten sonra da yeni kapı. Tamam. Bir de sarayın içerisinde, Diyarbakır'da sur iki tane biliyorsun. Aha. İki suru var. Biri şehri çeviriyor. Tamam. Diğeri de Meyrem-i Dara'nın, Dara Kralı'nın torunu Meyrem Hanım'ın sarayının etrafını çeviren sur var. Bunun da üç kapısı var. Tamam. Fetih kapısı, kale kapısı, evet. Bir de elçi kapısı. Elçi kapısı. Evet. Ben şimdi kapıya doğru gidiyorum. Artık hangi kapı denk gelirse hocam. Her hocam, açıktır. Sizin gibi bir hocayla tanışmak. Diyarbakır'daki bütün kapılar açıktır. Herkes de açık. Çok şeref duydum yalnız hocam. Yalnız bizim kapıların, dış kapılarının yanında ne var biliyor musun? Ne var? Hamam var. Aa! Tabii ki şehre yıkanmadan, dışarıdan gelen insanlar yıkanmadan şehre giremez. Temizlenecek. Aynen. Zaptiyeler kapının önünde var. Allah Allah. Kapının önünde hamamlar var. E biz normal girdik. Normal geldim ben işte. O zaman anlatıyorum. Ha o zaman pardon. Hamamlara girilir. Canım hocam. Vallahi şahane. Hamamlarda yıkanılır. Tertemiz, pırıl pırıl. Ondan sonra şehre girilir. Burası ilim irfan şehri. Kültür medeniyet şehri, sevgi saygı şehri, Muhammed'i güllerinin koktuğu şehir, dünyanın ilklerinin bulunduğu şehir burası. Diyarbakır burası, Diyarbakır. Allah vekil burası Diyarbakır. Allah vekil burası Diyarbakır. Diyarbakır işi midir loy loy? Diyarbakır işi midir loy loy? Bugün yarın bize gelmiş loy loy. Bu da devlet kuşu mudur loy loy? Bu da devlet kuşu mudur loy loy? Bugün yarın. Sevgili seyirciler, şifa kaynağı kaplıcalarıyla, Haburman Köprüsü'yle, sinek çayıyla, o ağzınıza layık dillere destan Genç Mehmet üzümüyle şahane bir yerdeyiz. Hazır mıyız gezmeye? Diyarbakır'da Çermik'teyiz, Çermik'te. Gidiyoruz gündüz gece. Diyarbakır Şadakar, hele yar zalim yar. Urfa Mardin'e bakar, severim ben seni. Diyarbakır kızları, hele yar zalim yar. Fitilsiz kandil yakar. Sevgili seyirciler,
Beyler, Diyarbakır Çermik ilçesi Artuk köyündeyiz. Bu şahane köyün şahane güzel incirleri var. Bu incirlerin özelliği hepsi böyle minik minik böyle. Küçük böyle çerezlik böyle atıyorsunuz atıyorsunuz. Ama bir lezzeti var, bir lezzeti var. Hani bizim bildiğimiz o Ege incirleri vardır ya şöyle büyük büyük. O da çok lezzetli ama bu böyle çerez niyetine. Böyle atıyorsun, yiyorsun, atıyorsun, yiyorsun. Sonra bilmiyorum artık karnın ne olur fazla da abartmamak lazım. Ben daldım. Abi aleykümselam. Nasılsın? Sağ ol, teşekkür ederim abi. Ya ben direkt girdim ama hakkını helal et yedim. Helal olsun. Abbas abi. Efendim abi. Ya 3-5 yedik. Afiyet şeker olsun abi, ne demek? Yani 3-5 derken bir 10-15. Afiyet olsun. Yani bir 45 yedik şimdi. Afiyet olsun. Afiyet olsun abi. Afiyet olsun, ne demek? Abi bizim bu incirlerin özelliği ne? Niye bu kadar güzel ya bunlar? Baksana. Abi bizim inciler bak. Lokum gibi. Evet. Bir tadına bakarsanız. Bak ya, ayıp ediyorum. Bakmam mı ya? Ha, şimdi çok tatlı. Evet. Yani bu çevrede, bu bölgede bunun gibi incir bulamazsınız. Yok, bulamadım zaten. O yüzden evet, Artuk'a evet, geldim evet, ya. Doğru, baş üstüne geldiniz. Allah razı olsun. Başın gözün var olsun. Çok sıcak değil mi? Çok sıcak abi. Gölgeye geçelim, geçelim abi. Geçelim kurban olayım. Buyurun. Yandım vallahi, geçelim. Buyurun, geçelim. Hadi abi. Gidelim, gölgeye gidelim. Gel, gel gidelim gel abi. Abi. Şöyle geçelim bir ağacın gölgesine efendim, abi. Gel abi. Bu ne sıcak abi ya? Abi çok yandık ya. Yemin ediyorum bura vallahi Arabistan mı? Bura Afrika mı? Bura Diyarbakır. Ha Diyarbakır. Bu kadar sıcak olması lazım abi. Havası güzel de bugün niye böyle oldu ben anlamadım vallahi. Diyorlar ki incirin altında yılan olurmuş. Yılan milan yok abi. Biz bu her gün içindeyiz. Şimdi kaç tane var hadi. Hadi görmüşsün. Yılan mı? He. Tek bir tane görmüşüm burada. Vallahi. Tek bir hayır, tane. Hayır sen bir tanesi bir şey olmuş. Bir tane gördüm. O da siyah yılan. Kobra mı? Yok, kobra değil. Piton. Yok. Ya Normal. Kara yılan, kara yılan. Büyük mü? 2 metre var. Ne diyorsun ya? 2 metre kalk var. Gidelim Allah'ını seversen. Vallahi köye yok, gidelim. Ayran meyran içelim. Ne yapacağız biz inciri ya? 2 metre yılan mı olur o ne ya? Olur abi, niye olmaz? 2 metre. Hı-hı. Şöyle bir. Oo, kalınlığı? Şu kadar. Abo, bir şey yaptı mı sana? Yok abi, ben yukarıdan geliyordum. Şuradan? He, tam havuzun delinin önünde. Beni gördüğü gibi hemen aşağıya doğru kaydı. Aktı gitti. Hı-hı. Abo, Allah muhafaza. Amin. Ya Rabbim bizi yılandan da yalandan da koru ya Rabbim. Amin. Abbas abi. Efendim abi. Ama kurban oldum ya. Gene havası başka güzel abi. Aynen abi. Burada. Bir türkü yok mu bizim buraların bir türküsü? Bir türküsü var abi. Vallahi. Söyle mi? Ne var? Ben kendi söyleyeceğim bir türkü. Tamam var. Ben sana sana bıraktım o zaman. Tamam, ben karışmıyorum. Tamam, tamam o zaman. Hadi. Söylüyorum bir abi. Bir tane söyle abi. Tamam. Lele hem barmağa vardım aşım. Li gavri daymırım elele neyhaşım. Lele mugu hem barmağa vardım aşım. Mugu li gavri daymırım elele neyhaşım. Lele mugu kidbe çıbrabıbı vez aşıkı çavereşim. Lele mugu kidbe çıbrabıbı vez aşıkı çavereşim. Lele mugu meke meke zalmi meke. Lele mugu dikeze balımı parça meke. Lele mugu meke meke zalmi meke. Mugu dikeze balımı parça meke. Lele mugu zaten yaz yağmın araşa. Lele ker kuçu kalmış amekey. Lele mugu zaten yaz yağmın araşa. Lele dostu düşman almış amekey. Vere mugu mürüm mürüm zalmi mürüm. Lele mugu tene kuştum birin körüm. Lele mugu mürüm mürüm zalmi mürüm. Lele mugu tene kuştum birin körüm. Lele mugu vez aşıkı bejneteme. Lele vere sermine ne düşmanım. Lele mugu vez aşıkı bejneteme. Lele vere sermine ne düşmanım. Vere mugu meke meke zalmi meke. Lele mugu tikeze balımı parça meke. Lele mugu zaten yaz yağmın araşı. Lele dostu düşman almış amekeyi. Bro! Ohey! 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 Vay! 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 Ya sen ne yaptın ya? Abi işimizden geldi. Biz maşallah incir, sen. İncir yediğimiz zaman efkarlanıyoruz yani. Ama efkarım maşallah, ne güzel sesin var. Abbas abi. İşte, ne anlattın? Türküde ne diyor? Şimdi türküde diyor... Mugo ne? Diyor ben sana aşık oldum. He. İşte... Sen beni öldürdün. Ya, yaktın. Yaktın, bitirdin.
Evet, Türkiye'den hep aynı. Yaktın, öldürdün, bitirdin. Doğru ama doğrudur, güzel. Abi, doğrudur. Ağzına sağlık. Sağ ol abim, Allah razı olsun. Abla nasılsınız? İyisiniz inşallah. Ben topladınız mı? Bakayım. Hoş bulduk. Anam. İşte bizim buraların incirleri. Ablamlar toplamışlar sağ olsun. Diyor mu ya, küçük küçük ama o kadar lezzetli ki. Bu Diyarbakır inciri yani. İnşallah siz de bir gün yolunuz düşerse. Artuk köyünde bunlardan bol bol var değil mi abi? Aynen. He. Var abi. Abbas abim de burada. Türkü de söyleyeyim. Söyleyeyim abi. Türkü de söyleyeyim. Ablam ayran da yapayım. Şimdi Kürtçe okuduk bir tane. Evet. Kırmançı bu. Kırmançı. Kırmançı zanı. Zani. Sen bana sor. Kırmacı zani? Hındık zani, bir kırtık zani. Bir kırtık. De pırnı zani. Pırnı zani? He. Onun ne? Pırnı zani. Çok bilmiyorsun. Yok. Kırtık zani. Zaza zani? Zaza da yok zani. No zani. Ne zani? No zani dedim. No. İngilizceyle karıştırdım. No zani değil. Ne zani? Ne zani? Zeynep abla. Abi. Nasılsın ablam? İyiyim sağ olun. Siz de iyisiniz. Allah iyisin. Ha bak biz de işte incir topluyoruz, incir yiyoruz. Abla akşam yemek yaptın mı akşam için? Yapacağım daha. Ne yapacaksın? Belki. Saç tava yapmayı. Allah! Ben gitmem. Hayatta gitmem. Artuk'tan gitmem. Burada kal abi. Abbas abi. Tamam abi. Ne demek? Şansıma en sevdiğim yemek abi. Aynen. Abi bir şey söyleyeceğim. Bir türkü söyleyecektin. Sen araya kattık. Bir şeyler konuştuk ya. Bir tane daha ne var bizim bu Diyarbakır türküsü ama. Diyarbakır türküsü. He. Hala çekmeyeceğiz mi biz ya? Çekelim abi. Hala çekelim. Ben şeyi biliyorum şunu. Ne? Şu hareket var ya bizim. Neydi onun adı? Oyunun adı? Halay. Şöyle oynuyorsun. Sonra şöyle yapıyorsun. Böyle oynuyorsun. İşte o halay. Hayır böyle yapıyorsun. Bak böyle yapıyorsun. Tamam. Böyle yapıyorsun. Heh. Ama böyle yapıyorsun. Bunu böyle akrepleri ezirsin. Evet. Böyle böcekleri, yılanları, kara yılanı ezirsen vurursan kaçırsın. Neyse sen boş ver. Halay. Bir daha hareketini söyleyeceksin. Çavucmana Leyla, botomurdum Leyla. Çavucmana Leyla, botomurdum Leyla. Hanım anna Leyla, çavucmana Leyla. Leyla, Leyla, hey 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 hey. Sen de. Çavucmana Leyla, Kortobana Leyla. Leyla, 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 Leyla. Hey 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 hey. Leyla'm düştüm derde derman sende. Leyla'm düştüm derde derman sende. Hal kalmadı bende. Çavuş kızı Leyla, Leyla, Leyla. Hey 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 hey. Çavucmana Leyla, botomurdum Leyla. Çavucmana Leyla, botomurdum Leyla. Hanım anla Leyla, çavucmana Leyla. Leyla, Leyla, hey 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 hey. Sevgili seyirciler, şok üstüne şok yaşıyorum. Diyarbakır'da Artuk köyünde zeytin ağacı var. Elma, ayva, armut, üzüm ne ararsanız var. Aa burada da zeytin. Ah, hatta olmuş. Bak koparayım bir tane. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Emmi bir tane kopardım. Hakkını helal et. Hoş, helal olsun. Allah razı olsun. Ya emmi ben şok oldum. Zeytin ağacı var burada ya. Her şey var burada. Bura Ege değil ki. Olmasın Ege. Bura Diyarbakır. Bura Diyarbakır ama Diyarbakır'da her şey yetişiyor baba. Maşallah Çukurova gibi bu. Tabii zeytini var, elması var, armudu var, üzümü var. Hatta yeni dünyacı dahi var. Yeni dünya. Nar da var. Anam nar da var. Narı da var. Her şey var burada. Allah Allah. Emmi niye böyle? Nasıl oluyor bizim burada zeytin? Ben burada her şeyi yetiştiririm ben. Nasıl yetiştiriyorsun? Burada ilaç, bir şey yok. Her şey mafiş. Mafiş? Hepsi mafiş. İşi bir şey yok. Mafiş. İlaç yok. Burada her yerde yetişiyor o zaman. Buranın toprağında bir sıkıntı tabii yok elbette, o zaman. Tabii elbette. İnsan yetiştirirse yetişiyor. Niye yetişmesin? Yeter ki iste değil mi? Tabii yeter ki iste. Bakım yap. Bu sene sularımız az. He. Efendim bak bu gördüğün karşındaki arkandaki erik ağacı kayısı şu. Hangisi? Bak kurumuş. Ha bu kurumuş. Yani 5-6 günde bir suradığımız halde yine kurumuş. Yani bu kayısı. Ama kayısı, çok güzel. Şeker gibi kayısı var. Bu bizim arkamızda gördüğünüz bunlar elma. Aha. Bu kışlık elma bu dediğimiz bunlar elma. Kırmızı elma. Bu kırmızı mı? Bunlar kırmızı. Şimdi bu kırmızı olacak. Aa. Tabii bu kırmızı olacak. Bu olur mu kırmızı ya? Tabii bu şimdi kırmızı olacak. Artı benim sağımda aşağıda bir tane sarı elmamız. Aha. O da sarı. Burada 3-4 cins benim elmam var. Ama kayısı mafiş. Kayısı mafiş. Gitmiş. O gitmiş, işi o gitmiş. Bitmiş. İşi bitmiş, kayısı bitmiş. Kayısının işi bitmiş. O ne olacak? Kurtulmaz mı o? Vallahi kurtulması mucize. Köyün kaç hane bizim köy burası? Bizim köy 50 hane civarı. 50 hane. Peki ne yapıyorsunuz? Mesela gündüzleri ne yapılıyor burada? Vallahi gündüzleri biz burada ekseri, çiftçilik. He.
bağ bahçe işi. İçinde var yani bir hayvancılık içi de uğraşan. Büyükbaş hayvan, küçükbaş hayvan çok nadir. 2-3 evde bulunur. Büyükbaş hayvanlarımız var mevcut içeride bağlı. Ondan sonra çiftçilikle uğraşıyoruz. Ekim biçiyoruz. Tabii yoğurdumuz, ayranımız. Peki bunlar hep insan yiyor. Hayvan ne yiyor? Hayvan işte karşınızda arkanızda yonca var. Aa, yonca mı onlar? He, o yonca işte. Onları da mı siz ektiniz? Biz onu ineğimize veriyoruz. Vay maşallah. İneğimize sütümüzü sağıyoruz, yiyoruz. Oh, tertemiz. Gene kimyasal mafiş. Kimyasal yok. İneğe de yok. İneğe de yok. Abi yok. Kesin. Değil mi? Yok. Burada ne bize ne hayvanlara kesinlikle kimyasal bir şey yok değil mi abi? Yok. Burası bizim... Çermik'e bağlı. Çermik'e bağlı. Evet. Çermik yakın buraya. 6 kilometre. 6 kilometre. Mesela eskiden kışın nasıl gidip geliyordunuz içeride? Abi yollarımız eskiden kar çoktu. Şu anda pek kar yağmadığı için yollarımız sürekli açık. Ha, açık sürekli. Ha, yolumuz asfalt zaten gördüğünüz gibi. Hem eskiden araba yoktu ya. Atla mı gidiliyordu oralara falan? Yayan gidiliyordu. Yayan? Tabii canım. Yayan burada biz Ergani'ye gittiğimizde oldu. Ergani'ye? Elbette. Kaç kilometre? Ben kendim gittim yani. Ergani 30 kilometre. 30 kilometre ben kendim gitmişim yayan. Evet. Ben Ergani'ye yayan gitmişim yani. Kışın? Kışın değil, böyle kışın. Bu zamanlar. Kışın nasıl gideceksin? Canavar seni yer. canavar, kurt seni çakal yok, yer. Burada canavar pek olmaz. Yani. Kurt? Kurt olabilir. Yok, kurt olabilir. Kurt olabilir. Ne yapacak? Kurt hayvan insanın gözüne kaçar. Ya kaçar, kışın seni görsün de açlıktan kaçıyor mu kaçmıyor mu? Biz de kışıyla çok yoğun şeylerden geçmeyiz. Dışarı çıkmıyoruz. Bizden de geçeceğiz. Tabii ya. Peki amcam bir şey soracağım. Şimdi bizim buraların hani Diyarbakır'ın böyle yemekleri falan şahane ya, acayip güzel. Heh. Anam, emmi, selamünaleyküm. Merhabalar. Merhaba, merhaba, merhaba. Amca hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın, iyi misin? Allah İyi, Allah'a çok şükür. Dur geliyorum, hemen geliyorum. Vay, amcamın arabası. Nasılsın amcam, iyisin? Sağ ol, teşekkür ederim. Hoş geldin. Allah razı olsun. Amca hoş geldin. Hoş bulduk. Nereden geliyorsun amcam? Çermik'ten. Çermik'ten? Evet. O 6 kilometre. Evet. Maşallah. Nasıl bununla geldin sen? Ben arabayla geldim, orada eşeği yolda bağlamıştım. Ha. Geldim, arabada indim, eşeğe bindim, geldim. Anam, bak şimdi nasıl oluyor? Ya biz hani gidiyoruz ya, metrobüsün oraya arabaya bırakıyoruz, metrobüste gidiyoruz. Tekrar geliyoruz, metrobüste arabayı alıyoruz, eve gidiyoruz. Aynı şey. Bu araba, metrobüs aşağıda. Evet. He, aşağıda. Bu eşek, bir şey adı var mı? Eşek ya, eşektir ya, bu eşek. Metrobüste gel eşek. Adı olmaz olur mu? Bunun adı var. Ama eşek eşektir dedi. Daha uzatmayalım bence. O zaman tamam. Eşek eşektir. Amcam kolay gelsin. Yolundan etmeyelim seni. Sağ ol. Hadi Allah'a emanet. Serçava. Allah razı olsun. Dumanlı yayla başı dumanlı yaylalar. Olsam yarın yoldaşı yaylalar yaylalar. Gençliğim ömrüm bitti yaylalar yaylalar. Vermez zalim kardeşi yaylalar yaylalar. Sevgili seyirciler, Diyarbakır Çermik'te güzeller güzeli bir köydeyiz. Kuyuköy'deyiz. Dediler ki Kuyuköy'de bir üzüm var, dadından inmez. Dünyada eşi benzeri yok. Bakalım dedik nasıl? Aney! Selamünaleyküm. Nasılsınız, iyi misiniz? Nereye gelin? Nereye gelin? Şuraya gelin. Kolay gelsin. Hani üzüm burada mı? Vallahi üzüm burada. İşte üzüm. Bu bizim köyün üzümü mü bu? Evet. Vay maşallah maşallah. Biz buna diyor öküz gözü. Kim öküz gözü? Bu öküz gözü. Aney! Bu şimdi kara üzüm. Evet. Bu? Kırmızı. Kırmızı. Buna ne diyorlar? Öküz gözü. Öküz gözü. Valla tam öküz gözü ha. Valla tam olmamış olsa daha büyük olurum. Ha, bu olmamış mı? Daha büyüyor mu? Daha büyüyor. Şu sanki bak bu öyle ha. Bu da büyüktür. Daha büyük olur. Bundan büyük mü oluyor? Ha, bundan. Aa. Şahane. Bu da diyor kızıl vamki. Kızı iyidir ha. Kızıl vamki. Evet. Bu kızıl vamki. Aha, bu kızıl vamki. Bu da bir kidir. Bu da öküz gözü. Ama bu da tam öküz gözü değil. Yani şu an henüz öküz gözü değil. Bu şu anda dana gözü. Öküz gözü olması için daha böyle kocaman oluyor. O zaman oluyor. İşte bizim köyün meşhur üzümleri. Bir de burada daha olmamışları var. Şöyle Allah göstereyim. Bu da. Bu ne yani? Genç Mehmet. Genç Mehmet. Aa, bu da Genç Mehmet. Genç Mehmet mi? Adı öyle işte. Genç Mehmet üzümü derler. Bu. Genç Mehmet üzümü. O ne, o başka mı? O başka. O da bu aynı değil. Ona biz diyor vırki. Ne? Vırki. Vırki. Dur vırkiye de bakayım. Anam. Aa, burada. Bu da. Vallahi üzüm cenneti ha bizim köy. Her çeşit üzüm yetişiyor. Bu da. Vırki. Vırki. Bak, vırki. Kızıl vamki. Kızıl vamki. Genç Mehmet. Genç Mehmet. Öküz gözü. Öküz gözü. Dört çeşit var ama daha var mı? Hala çok var. Hadi canım. Çok var. Çok burada bulunuyor. Hala çok o kadar. Abo. Aney. Aney. Senin adın ne annem? Halime. Halime annem. Hı. Şimdi bu neydi?
Vırki. Vırki. Vırki mi güzel? Geç Mehmet mi güzel? Ondan sonra öküz gözü mü güzel? Hepsi de güzel. Bu kızıl vamkinin tadı daha hoş. Kızıl vamki. Evet. Bu en güzeli bu herhalde ha ne? Evet. Değil mi? Bir de o tepemizde üzümler var. Onlar ne? Evet. Bu biz diyor avderi. Avderi diyor. Ne? Avderi. Avderi. Yukarıda dağın üstünde bir de var. Avderi o dağ çeşitli. Yedi veren. Yedi veren. Yedi veren. Görmüş olduğunuz gibi Çermik'te, Kuyuköy'de bir tane, iki tane, üç tane, dört tane, beş tane değil. Belki de onlar ondan fazla değil mi? Evet, ondan fazla üzüm çeşidi var. Yani hepsinin tatları da farklı. Yani bir tanesi ekşi, bir tanesi mayhoş, bir tanesi daha böyle tatlı. Doyamayacağınız üzüm çeşitleri nerede? Diyarbakır, Çermik, Kuyuköy'de. Hani yolunuz düşerse inşallah siz de gelin, görün. Değil mi Aney? Evet. Nasıl yetişiyor ablacığım? Bunlar nerede yetişiyor? Yani köyün içinde mi yoksa bağ var mı? Köyün biraz dışında. Ha köyün dışında neresinde? Karşımızda bu köyün karşısında. Yukarıda da bağ var. Peki yani üzüm su istiyor mu? Hayır. İlk yeni fidanları diktiği zaman küçük köy su istiyor. Ağlamcığım. Bir iki sene su verir sonra büyük olduğu zaman da su veriyor. Şimdi bir kere su veriyorsun o kadar. Temizde suluyoruz. Ha? Bir bidon su bırakıyoruz ondan sonra sulamıyoruz. Aa o kadar başka yok. Yok. Hayır. İyi o zaman. İlk başta hani ilk barda kesmesi var kesiyoruz sonra biraz çit bekledik. Bir falan bekledikten sonra ha? Sürüyoruz. Ha ondan sonra. Nasıl kazması oluyor? Bir iki kere sürüyoruz. Hı. Ondan sonra kazması var kazıyoruz sonra bağlıyoruz. Oo. Vallahi biz direkt yiyoruz vallahi. Allah razı olsun. Siz yapıyorsunuz biz yiyoruz. Afiyet olsun. Aney bunu siz mi yaptınız? Evet biz yaptık. Peki nasıl yapıyorsunuz pekmezi? İçine toprak koyuyoruz. Toprak koyuyorsunuz değil mi onun için? Zaten ilacı odur. He, toprak olmadan olmaz. Olmaz. Ne o toprağın adı? Üzüm toprağı diyor işte. Üzüm toprağı. Peki götürüyorsunuz buradan. Nerede satıyorsunuz? Çermik'te mi? Çermik'te. Kaç para kilosu? Kilo 10 lira. 10 lira? Evet. İstiyatır o yüzden pahalı değil. Beyaz olsa 25-20'ye de geçer. Yani bunun daha beyazı sanki makbul hani. Beyaz tabii ki makbul. Daha beyaz daha paralı. Paralıdır. Kaç para beyazı kilosu ne kadar? Peki fazla olsa 20 de gider. Hadi canım. Pastil 25. Hani pastil nerede? Şimdi biz yapmamış onu evde var. Yediniz mi kız pastilleri? Kız pastilleri yediniz mi? Zamanı geldi. Ha daha zamanı var. Çocuklar ha. Şeye gidiyor okula gidiyor onları için yaptık ha, bir ne kazan güzel. Yaptık. Çocuklar okula giderken? Evet. Dedi onlar da şey olsun yiyorsun pastil yiyorsun bulamaz yiyorsun. Akılları daha böyle şey olsun. Anne bunun adı neydi? Pekmez. Kürtçe adı ne? Türkçe Rav diyor. Rav diyor. Evet. Ben de. Sen Türkçe'yi nasıl öğrendin? Çocuklardan, televizyondan. Şimdi bu pekmez nasıl yapılıyor? Yine toprak kullanılıyor. Değil mi? Kullanıyoruz. Toprak. Onu basıyor, bir çuvala koyuyoruz. He. İşte onu bastığı zaman kazana koyuyoruz. He. Kaynatıyoruz. Tamam. Sonra un katılıyoruz. Unla karıştığı zaman pastil yapıyoruz bundan. Pastil oluyor mu bundan? Tabii ki oluyor. Ha, pastil çocuklara tabii. He. Çocuklara satmaya götürürler. Ha. İşte misafirler geldiği zaman misafirler veriyoruz. Bulamaç yaptığı zaman bir de böyle beze sarıyoruz. Bulamaç ne anne? Bulamaç işte bulamaç pastil. Pastil? Ha aynı. Bulamaç aynı. Ha. Önce bulamaç yapıyoruz. Sonra bir beze sürüyoruz. Ha. Damın üstünde sıcaktan kuru olduğu zaman. Damda bekliyor o. Evet bekliyor. Pastil. İki gün? Yok yok. İki, bir gün? İki üç bir saat. Bir saat? He, iki üç saatten kurulur. Aa. Sonra o bezden su sürüyoruz. Çıkıyoruz. Hadi kedi yedi onu damda. Yok kedi yemez. Kedi yer nasıl bulamaç bayılır kedi. Bir tane üstünde durur mesela kuşlar gelir. Ha kuş yedi. Ha kuş işte bırakmazlar. Adam bekleyecek başında bulamaçın başında. Bulamaç nöbeti. Yok o kadar değil. Bulamaç nöbeti bekle. Nöbetçi olacak başında. Mecbur kedi yiyecek kuş yiyecek Allah muhafaza. Aney bir şey diyeceğim. Safiye aney. Aney aney. Kurban aney. Bak bu öküz gözü. Bunun pekmezi ucuzdur ha. Başberdi. Değil mi? 10 lira bizim burada ama. Ya bu neydi bunun adı aney? Kızıl Vanki. Kızıl Vanki. Bunun pekmezi 20 liradan aşağı değildir. Hayır o pekmez yapılmaz. Ha, pardon bu yapılmıyormuş. Hangisi yapılıyordu? Pekmez işte bu. Ha şu beyaz üzüm. Bu beyazdan yapıyor. Bu daha pahalı. He, o daha pahalı. Bu ne daha pahalı aney? Bu işte şey beyaz gelir ya. Pekmez beyaz olduğu zaman. Anam geldi vallahi geldi. Dinime imanıma geldi. Ha işte bu pastil. Pastil. Kırmızı üzümde yapmışım o yüzden kırmızıdır. Bak bu beyazdan beyaz görünüyor. Bu şimdi kırmızı üzümden mi olmuş? Evet o kırmızı üzüm. Peki bunda susamlar var. Susam mı koydunuz? Susam koyuyoruz. Vay 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 vay. Daha dolu olsun. Şöyle göstereyim ne güzel ha yemin ediyorum. Ya bunu buradan çık, Dicle'nin oradan bas, yürü. Dicle'nin oradan git. Oradan Diyarbakır'ın oradan çık Mardin'e doğru koş.
Ama biz yani yapıyor çocuklar şu kaç senedir yemiyor daha çocuklar. Aa niye? İşte yemiyorlar abi. Bıktılar mı acaba? Bıktılar yemiyorlar. Hiç yemiyorlar. Allah Allah. Kız biz yeriz bana verin siz. Geldiği zaman veririz sen. Biz yeriz ya vallahi çocuklar. Bu yenmez mi ya? Misafir geliyor koyuyoruz. Mesela büyük şehirdeki çocuklar da anneler babalar da çocuklarına bunları yedirmek istiyorlar böyle organik ya. Biliyoruz sağlıktır biliyoruz. Sağlık. Ama yine her şey bakkaldan getiriyor diyor. Ana. Çocuklar bakkala bakkala bakilerden. Bak şimdi şehirdekiler organiğe döndü bizim buradakiler de bakkala mı döndü? Apo. Zaten sağlıklı ortam ya bura. Buradan nefes alıp sağlık bak bak. Oh bedava. Büyükşehir ne o? Duman, gaz, trafik. Kaldın hiç İstanbul'da? Hiç. Biz İstanbul görmemişiz ama biz kalmaz yani. Ankara? Hiç. Diyarbakır merkez? Orada mesela trafik vardır ama biraz. Orası görmüşüz. Mesela kalamaz mısın İstanbul'da bir gün? Ya kalırız da işte yani sonuç bizim memleketimiz daha aynen, hoştur, hepsinden. Havası hoştur, suyu hoştur, ya. Tadı hoştur. Ya ne güzelsin. Bana söylese git ben gitmem burada. Bana söylese valla ben de gitmem de ben şimdi at avrat hep orada ben ne yapayım şimdi nereye gideyim? Baran! Baran yer misin amcam? Ha, ah canın yerim ah kurban. Kurban ey kurban ey. Al amcam, al amcam, al kız, al kız. O köydedir ona verin. Ana o köy, o köydedir yaz olsun. Gidelim. Ana, al. Zeyno! Ne koydun kafana kız? Toka. Toka. İyi yapmışsın. Urfalı Zeyno, Zeyno, haram Zeyno. Zeyno, Diyarbakır güzeli bizim can Zeyno. Zeyno. Ya hadi afiyet olsun. Kızlar, al al al. Siz köyden misiniz? Evet. Ver geri ver, ver geri ver. Yok yok yok. Vallahi şahane. Mis gibi görüyorsunuz kasa kasa üzümler var burada. Bu üzümler nasıl yetişiyor dedik yani su yok ama bir kere veriyorsunuz değil mi? Bir kere mi veriyorsunuz? Yeni diktiğiniz ama bir kere veriyorsunuz. Dur bir anladım bak nasıl veriyorsun? Diktin. İlk diktiğimizde bir naylon su altına katıyoruz. Bir naylon? Evet. Evet. Sonra onun sürmesi var hani ilk başta ilk baharda kesiyoruz onları. Tamam. Sonra traktörle sürüyoruz bir iki kere. Aha. Ondan sonra onları bağlıyoruz. Çubukları var bağlıyoruz. Tamam. Ondan sonra ilacını atıp. Hani işlerini bitiriyoruz. Sonra ile bakımını yapıyoruz. Hani gidip içine geliyoruz, bakıyoruz. Su yok. Yok, su yok. Allah Allah. Bir kere suyla üzüm mü olur anneye? İşte oluyor işte. Vay Allah'ım ya Rabbim. Bunları mesela satıyorsunuz mu şu üzümleri? Mesela bunun kilosu ne kadar? Valla kilosu 3 milyon da var. Kara üzüm? O az vardır. 1 milyon, 1,5. 1 lira. Evet. Bunun kilosu 1 lira mı? Evet. Bir buçuğa veriyor. İşte, çok teşekkür ederiz. Sağ ol annem. Allah'a emanet. Çok sağ olun. Çıktım saray köşküne, çıktım saray köşküne, yanarım yar aşkına, yanarım yar aşkına, vay. İstedim vermediler, istedim vermediler. Sevgili seyirciler, arkamda görmüş olduğunuz köy Kuyuköy. Önümüzde de uçsuz bucaksız bağlar var. Fedli amcamın yanına gidiyorum. Ne yapacağım peki? Ne bağ bunlar? Kara üzüm habbesi, le 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 canım, göğünüm sevmez herkesi, esmer sen güzelsin. Aa benim Fedli amcam. Uçsuz bucaksız bağ, mis gibi hava. Sağ üzüm, sol üzüm, bir tarafında kara üzüm, bir tarafında ötekinin adı neydi mi? Genç Mehmet, beyaz üzüm. Genç Mehmet, genç beyaz Mehmet, üzüm. Beyaz üzüm. Daha kıymetli. Meşhur üzümü. Kuyuköy'ün meşhur üzümü, Çermik Kuyuköy'ü. Evet, evet. Şimdi amca, Fethi amca sen muhtarsın değil mi? Evet. Kuyuköy'ün muhtarı. Bütün oralar. Genelde Fedli amcamın, ha amca? Doğru. Amca oğlu senin. Evet. Değil mi? Amca oğlunki, benimki. Bana da bir bağ ver. Sana da verelim. Ver bana da bir senin bağ Senin canın sağ olsun. Yeter ki sen gel burada bağ yap. Vallahi yaparım ama. Vallahi yaparsam buranın, ben de vereceğim. Vallahi bir şey yok. Yapamam ya ben de yapamam. Çünkü siz daha iyi yaparsınız. Ben anlamam ki şimdi gelirim. Yazık evet. Yanar bunlar güneşte. Doğrudur. Bunları sulamıyoruz mu? Sulamıyoruz. Su içmeye bulamıyoruz. Daha nerede bağı sulayacağız? Su sorunu mu var bizim su burada? Su sorunu var. Aa niye? 1966 senesinde bu çünkü bir dağında bize su gelmiş. Tamam. Suyumuz da 3 gün suyudur. Kalaç Kuyu Elifşağı. Ha. Orada 15 litre 25 litre su var. Bu suyu biz 3 köye bölüştürüyoruz. Bana düşen su ben 7 günde bir su köye bırakıyorum. 3 dönemdir köy muhtarlığı yapıyorum. Yani hükümetimden Allah razı olsun. Buradaki siyasetçilerden vermediğim dilekçe kalmadı. Vallahi bir ay önce Cumhurbaşkanı Külliyesi'nin telefonu aldım. Onlarla görüştüm bu su için. Tamam. Adam dediler ki muhtar bey dedi telefon da olmaz. Faks numarasını bana verdiler. Allah razı olsunlar. Ben gerekeni bildirdim.
Şu anda bir sondaj vurmuşuz. Oh. 25 milyara. He. Eğer o sondajdan olumlu cevap verirse suyu çekeceğiz. İnşallah. Olmazsa vallahi bana da diyorlar kaynak bul. Ben dedim ben kaynak nerede bulayım? Ben biyoloji mühendisi değilim. Ya Fırat'tan bana su getireceksiniz ya da Sinekçen'den. Bu ikisi köklü sudur. Şimdi sondajdan çıkmazsa artık o yola bakacağız. He, yani. Sondajdan çıkmazsa... Sen külliyeyi aradın mı? Külliyeyi aradım. Tamam canım o zaman. Külliyeyi aradım. Tamam. Bana dediler ki Muhtar Bey dediler telefondan olmaz. Faks numarasını aldım. Ya faks dedim. Çeksene. Faks çektim işte. Ha. Bakalım hal olacak mı inşallah. Faks çektin Allah mi? Allah razı olsun hükümetimizden tamam. İnşallah. Faks olacak. Çektiysen sıkıntı evet, yok. Sıkıntı İnşallah. Yok. Evet. Şimdi çeşit çeşit üzüm çeşit, var. Çeşit bak. Bak. Bizde şimdi kaç tane üzüm var? Tamam. Hatun parmağı. Hatun parmağı? Evet. Üzüm? Evet. Ya o vezir parmağıdır o. Ondan sonra kızıl vamki. Böyle hatları büyük bak, bizim bağda var. Tamam. Ondan sonra genç Mehmet. Beyaz şire. Ondan sonra diyelim vamki. Vamki. Yani sofralık en az 10 çeşit sofralık var. Maşallah. He, maşallah. Bizde. Aha. Kuyu köyüne de. Kuyu köyü boğazkele üzümü diyerek. Maya olarak diğer ülkelere yani gidiyor fabrikalara. Öyle mi? He tabii. He. Peki bir şey soracağım. He. Bu vamki miydi? Yok. Genç Mehmet'tir. Genç Mehmet. Genç Mehmet'tir. Genç Mehmet en iyisi herhalde. En iyisi değil ama mi? Bu sene kuraklık olduğundan dolayı suyumuz da olmadığı için yanmış. Bak üzümde gelişme yok. Hmm. Çok sıcaktan dolayı. İnşallah, inşallah seneye daha iyi olur. Fedli amca. Buyurun. Buranın toprağı nasıl toprak? Toprağımız çok verimli bir toprak. Ha. Ama hastalık almış. Nasıl hastalık? Ya bir kanser hastalığı düşmüş toprağa. Toprak kanser mi oluyor Allah'ın toprak sel diye bir hastalık olmuş. Toprak. Evet, toprak. Ondan sonra biz Amerika çubuğu diye kökü acıdır. Biz onun çubuğun tanesini 4 milyondan alıyoruz. Oo. Onu getirip ekiyoruz. Yani ondan biraz verim alıyoruz. Bu eski bizim eski şeyimiz yani dedelerimizde kalma çubuklarımız, bağlarımız hepsi kökten gitti. Abi ben bu bağdan 70 yük kuru üzüm topluyordum. Oo. Şimdi 5 kasa toplayamıyorum. Hadi ya. O kadar düştü. He, o kadar düştü. Yani toprak kanser oldu. Toprak kanser olmuş. Artık... Geçer mi? Geçer. Ya, ama İnşallah. Diler yağmur olmadığından ha. dolayı kuraklık geçiyor. O yüzden Allah inşallah susuz. Yağmur versin. İnşallah Allah verir. Evet. Peki şimdi bunları kasa kasa topluyorsunuz. Bunlar nereye gidecek? Bunları bak bu beyaz olan sofralıkları biz kendimize eve götürüp pestildir. Genç Mehmet. Kesmedir. Genç Mehmet'ten. Ondan sonra sucuktur. Tamam. Ceviz sucuğu. He. Badem sucuğu. Bekmezdir. Bunları yapıyoruz. Yapıyorsunuz. Çoğunu satıyoruz. Çoğunu da ev ihtiyacımız. Çermige satıyoruz. Çermige satıyoruz. Tamam. Yani öyle bir fabrika bir şey yok. Yani pazarda. Pazarda satıyoruz. Yani devletimizden Allah razı olsun. Gereken her yere elini atıyorlar. Bu üzüm konusunda da bize yardımcı olsalar ben bir muhtar olarak çok sevinirim. Fakı babaya. Fakı babaya. Yok Fakı baba yok mu? Tarım Bakanı. He Tarım Bakanı. Tarım Bakanı. Fakı baba. Ederim. Fakı baba. Fakı babaya sesleniyorum daha doğrusu. Fakı baba nereye gitsek bu aracılar kazanıyor köylü. Evet. Köylü kazanıyor. Aynen öyle. Biz alıyoruz 10 liraya onlar satıyor 1 liraya aradaki 9 lira nerede? Fakı baba. Bir de onlar satsın 3 liraya biz alak 5 liraya. Aynen doğru. Fakı babaya sesleniyorum. Fakri baba değil, Fakri baba. Fakri baba. Fakri değil, Fakı. Fakı baba. Selam olsun. Bütün Türkiye'ye selam olsun. Bütün Türkiye'ye.